Anneler, babalar, Dora'nın bütün arkadaşları hepinize merhaba. Sömestr tatili yaklaştı ve en revaçta olan spor tabii ki kayak. Şimdi Mustafa'ya soracağız. Kayak kıyafetleri alırken neye dikkat edeceğiz? Kayak kıyafetleri alırken öncelikle ailelerin en büyük problemi bu sezonu alacağım, seneye giyemeyecek gibi Evet. problemi. Şöyle bir ürünümüz var. Bakın çok basit. Kollarını Ufalıyor. Kısaltarak aynı şekilde Süper. Pantolonları da kısalabiliyor. Böyle şeyleri çok rahatla 3 sezon, 4 sezon böyle bir ürünleri O kullanabiliyoruz. harika bir şeymiş. Yani evet, gerçekten çocuklarımız o kadar hızlı büyüyor ki ne ayakkabı ne kazak, Evet. hiçbir şeye dayanmıyor. Ama böyle bir takımı aldığınızda gördüğünüz gibi uzaması da kısaması da Çok kostümün daha kendi kolay. özelliğinden. Peki kayakları alırken neye dikkat etmemiz lazım? Kayakları alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle çocuğumuzun boyu ve kilosu eğer ortalamaysa sadece çene hizasına gelen kayaklardan Ya yararlanabiliyoruz. aşağıdan tutacağız boy hizasında. Evet, çene Evet. hizasına gelmesinde yarar var. Aynı şekilde yine ayakkabısı da ayağına öncelikle tam olması gerekiyor. Ayağını iyi sarması gerekiyor. Onun dışında batonu ve her şeyden önce her şey güvenlik çok önemli. Kaslarımızı muhakkak ihmal etmiyoruz. Gözlüğümüzü, kaskımızı. Gözlüğümüzü, kaskımızı, beremizi. Peki revaçta dedim ben az evvelde. Yeteri kadar ilgi var mı sence kış sporlarına? Aslında karın yağmasıyla beraber bu aylarda tekrar ilgi başlıyor. Yani kayak özellikle çocuk kayaklarında ilgi başlıyor. Ne renkleri tercih edelim? Canlı renkleri mi, daha yumuşak renkleri mi? Özellikle biz evet bunların servislerini ailelere yaparken canlı renkleri tercih etmelerini söylüyoruz. Çünkü işte beyaz mesela karın üzerinde hiç belli olmuyor. Özellikle çocukların daha belli olacağı renkler kırmızı, turuncu bu gibi renkleri tercih ederlerse daha iyi olacaktır onlar için. Fiyat aralıkları da her fiyata göre var diyeyim. Hani böyle gözümüz korkuyor, acaba pahalı mıdır diye. Aslında her bütçeye uygun kayak kıyafetleri Evet, de bulmak kesinlikle, kesinlikle. mümkün. Aşağı yukarı 200 TL'den başlayan fiyatlarla, tabii bunları koruma özelliklerine göre fiyatları biraz daha yükseliyor ama genelde 200 TL'den başlıyor kayak kıyafetleri. Kayak kıyafetlerin haricinde sanıyorum bereler falan da unutulmaması gereken. Evet. Gördüğünüz gibi rengarenk berelerimiz var. Bu bereler de tabii ki sadece kaymıyoruz dağa gittiğimizde. İşte sucuk ekmek yemeye gidiyoruz falan filan, böyle keyifli dakikaları da oluyor ya. O yüzden apreskilerimiz, gözlüklerimiz Gözlükler. unutmamamız gereken en önemli şeyler. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel ürünler var. Renk renk insanın gerçekten hepsini böyle ufalsam da içine girsem giyebilsem diye düşündüğü hem renklerde hem de kalitede. Hepinizin eline sağlık Mustafa. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ediyoruz. Gerçekten özel bir spor bu. Herkesi kış geldi. Kayak sporuna da davet ediyoruz efendim. Buna öncelikle kızakla da başlıyorsunuz. İlla da kayak alacaksınız diye bir şey yok. Burada çok güzel kızaklar da var. Dora'nın en sevdiği şey mesela kızakla kayması. O yüzden siz mutlaka gelin ve araştırın. Birbirinden güzel ürünlerle tanışacaksınız. Esra Kırımlı, ben bir avukatım. Önce ben kimseyi korkutmadan üzerimdeki bu cübbenin ne olduğunu anlatayım size isterseniz. Biz avukatlar çalıştığımız ofislerde değil ama duruşmalara girerken bunları giyiyoruz üstümüze. O zaman duruşma salonunda bizim avukat olduğumuz belgelenmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu cübbeleri bu gözle görsünler lütfen. Evet, avukat olmak için ne lazım? Öncelikle ülkemizdeki hukuk fakültelerinde, her üniversitenin aşağı yukarı artık günümüzde hukuk fakültesi var. Hukuk fakültelerinde bir hukuk eğitimi almaları lazım. Bu eğitim 4 senelik bir eğitim. Bu 4 sene sonunda mezun olan arkadaşlarımızın önünde birkaç seçenek oluyor. Kimisi avukat olmayı tercih ediyor, kimisi hakim veya savcı olmayı tercih edebiliyor. Eğer avukat olmayı tercih ediyorsanız mezun olmaz, maalesef avukat olamıyorsunuz. Ondan sonra bir sene daha bir staj görmeniz gerekiyor. Bu bir senelik stajın 6 ayını mahkemelerde yapıyorsunuz. Diğer 6 ayını da sizden önce mezun olmuş, en az 5 sene avukatlık yapmış bir büyüğünüzün yanında
çalışarak tamamlıyorsunuz. Sonuç olarak bu bir senelik stajın sonunda da İstanbul Borusu veya hangi şehirdeyseniz Ankara Borusu, İzmir Borusu size böyle bir ruhsat veriyor. Bu ruhsata sahip olmak demek aslında araba kullanmak için ehliyet sahibi olmakla aynı şey. Bu ruhsata sahip olmayanlar avukatlık mesleğini yapamıyorlar. Bu ruhsata sahip olduktan sonra ister ofisinizi açarsınız, ister başka bir şirkette kadrolu olarak, avukat olarak çalışırsınız ve mesleğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Avukatlar ne iş yaparlar? Avukatlar önce kanunları, kuralları bilirler. Çünkü herkes bir topluluk içinde yaşarken muhtelif kurallara uymak zorunda. Nasıl ki araba hızlı kullanmayacaksınız, kırmızı ışıkta geçmeyeceksiniz gibi kurallar varsa, yaşadığımız her yerde, okulumuzda, iş yerimizde, hatta ailemizin içinde bile bir takım kurallar var. Avukatlar bu kuralları bilirler. Herkesten iyi bilirler. Eğer o kuralların ne olduğunu, ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız bir avukata sorarsınız. O avukat da size neyi ne şekilde yapmanızın en doğru olduğunu gösteren kişidir. Bir takım problemler yaşayabilirsiniz yaşadığınız hayat sürecinde. Karşınızdaki kişiyle anlaşamayabilirsiniz bazı konularda. Ve birlikte buna bir çözüm getiremezsiniz. O zaman ne yaparsınız? Mahkemelere gidersiniz. Mahkemelere dersiniz ki bizim böyle böyle bir sorunumuz var. Bunun doğru yolunu bize gösterin. İşte o zaman yanınızda bir avukat olur. Ve sizi orada sizin adınıza konuşarak sizi temsil eder. Sizin derdinizi mahkemeye anlatır. Mahkeme de onu dinler ve iki taraf varsa hangisi haklı, hangisi haksız karar verir. Müvekkilleriniz var tabii, dertleri olan, sizlerden yardım isteyen, sizlerin yönlendirmesine ihtiyacı olan bir takım kişiler. Bunlar size geliyorlar ve sizinle bir ön görüşme yapıyorlar. Daha sonra gereken belgeleri temin ediyorlar. Biz ondan sonra bir takım dilekçeler yazıyoruz. Bu dilekçelerle mahkemelere başvuruyoruz. Mahkemelere başvurduktan sonra da süreç başlıyor. Duruşmalara çıkıyoruz o konuyla ilgili olarak. Veya gün içinde sizin müvekkilleriniz sadece telefonla da size danışabiliyorlar. Çünkü her şey illaki mahkemelere yansımıyor. Sizin günlük işlerine refakat etmenize de ihtiyaçları olabiliyor. Örneğin bir sözleşme yapacaklar. Bu sözleşmeyi size gönderiyorlar, diyorlar ki doğru mu, yanlış mı? Bir bakar mısın, bir okur musun, bir inceler misin? Onları inceliyoruz, fikir veriyoruz. Veya sadece ve sadece sizden biriyle ilgili olarak görüş soruyorlar, geliyorlar. O görüşü sözlü olarak iletiyorsunuz onlara ve gidiyorlar. İlla ki her şeyin dediğim gibi davalara da yansıması gerekmiyor. Böyle gidiyor günlerimiz hep. Anneler, babalar, sevgili çocuklar, bu haftanın CD'si Tinkerbell. Tinkerbell ister erkek çocuğunuz olsun, ister kız çocuğunuz olsun keyifle izleyebilecekleri çok güzel bir çizgi film kahramanı. Peter Pan'ın perisi biliyorsunuz Tinkerbell ve Tinkerbell o kadar güzel ki ben bile onun böyle minik bebeklerini alıp biriktirmeye başladım. Çok güzel bir vücudu, çok hoş kıyafeti ve inanılmaz hoş kanatları var. Tinkerbell çok iyi ve hep iyilik yapmak istiyor ve çocuklarımıza da hep güzel örnek oluyor. Mutlaka Tinkerbell'i çocuklarınızı seyredin. Ettirin, pişman olmazsınız. Tinkerbell, you have been chosen to create the new fall scepter. Me? We are relying on you. I'll make you proud. Legend says, when the blue moon shines through a precious moonstone, a miraculous power will be revealed. But when the magic is threatened, Tinkerbell will take an amazing journey to a world beyond Pixie Hollow. A land of incredible creatures. None shall pass the secret troll bridge. Thrills. Hold on! Whoa. That was kind of fun. And surprises. Who's this? This is Blaze.
There's our way out. She'll search for the treasure. Okay, Blaze, this is it. That can save Pixie Hollow. Nuracan'ın bu haftaki ünlü konukları annesi mi daha güzel, kızı mı daha güzel karıştırdık. İkisi de birbirinden güzel. İdil ve Melis Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun programımız bu arada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi bu kadar güzel bir annenin kızı olmak nasıl bir duygu? Benim sürekli değişik ya, çok dengesizim. Aşırı dengesiz davranıyorum, sinirliyim, hep kendini anneme bağırıyorum. Beni çok yani. Sakin annem ya. Sinir mi oluyorsun sakin evet, diye? Evet, ben sinirleniyorum. Böyle sakin sakin duruyor. Adamlar arabada öpücük atıyor. Anneme, annem duruyor öyle. Ama ben adamlara bağırıyorum ya. Ne anlatıyoruz ki? Yani şimdi çok güzel olması mı sorun, ünlü olması mı sorun, estağfurullah, hangisi? Bu güzellikle alakalı bir şey değil güzel herhalde. Güzel ya hatun. Eyvah eyvah. Evet, şimdi Dora da 4 seneyi bitirdik biz programda. Oh, maşallah. Artık yani hani rekora gidiyoruz. Melisa da aynı şekilde ekran çocuğu değil mi? Onun mazisi nasıl? Tabii tabii. Melisa'nın zaten doğup doğmama kararında ben ekranın yöneticilerinden izin alarak ancak verebildim. Çok profesyonel olduğumuz bir süreçti tabii ki. Son dönemlere doğru böyle yavaş yavaş yedek sunucular işte kimler olduğunu şu anda vallahi hatırlayamıyorum. Çok ayıp olacak ama Pınar Altuğ dahil olmak üzere arada benim yerime böyle ara anonslar çekmeye başladılar ki ani bir şey olursa kaybolursak diye. Daha iyi olur. Aa böyle çok şık. İnanılmaz güzeldi. Böyle hani eldivenler falan takıyorduk o zaman. İşte arkada mumlar, şamdanlar yanıyor. Çok şık giyiniliyor falan. Buradan aşağı eşofman, burada eldivenler. Çünkü artık lastik ayakkabılar falan hamilelerinin sonuna doğru. Sonra da işte böyle dünyaya geldiği zaman zaten operasyonla dünyaya gelmişti. Ve ağlayamadım bile. Neden? Çünkü kamera sürekli açık ve ben ağlamak istiyorum. Çünkü korkuyorum. Şey. Ameliyat olacağım. Başıma ne gelecek bilmiyorum. Hani bir şeyin şifasını bulmak için gibi bir ameliyat değil ki bu. Dünyaya bir şey gelecek ve sen onu tanımıyorsun. Ele avuca sığmayan bir kız. Kesinlikle. Şimdiki genç kızlar da böyle ama gerçekten hani hepsi yerinde duramıyorlar. Nasıl bir aranızdaki kontak, neler yapıyorsunuz? Valla mümkün olduğu nasıl kadar... Nasıl baş ediyorsunuz bu güzel kızlar? Mümkün olduğu kadar sorun çıkartmamaya çalışıyorum. Ben alttan alıyorum, öyle söyleyeyim. Eğer biraz fevri olursanız karşı taraf katlanarak geri dönüyor çünkü. Dolayısıyla idare büyüye düşüyor. Zaten hep söylüyorum, sevgiyle terbiye edilen çocuktan zarar gelmez. Baskı tam tersine tepkiyi doğuruyor çocuklarda. Doğru. Ne kadar baskı yaparsan o onu o kadar ısrarla yapmak istiyor. Peki kardeş vesaire bu tip durumlarda nasılsın? Çok yani hala bile böyle bir kardeş şeyi var içimde ya, çok istiyorum. Tek çocuk kardeş, biraz zor bakışlar şu vaziyette bakıyorum. Kardeş istiyorum dedi. Ne yapacağız şimdi yani? Yok, böyle bir şansımız yok. Yani bizim bir de bir hayatımızın gerçeği var. Hani herkes bildiği için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben evlendiğim zaman eşimin iki tane çocuğu vardı. Annelerini kaybettikleri için anne dediler bana. Biri 4 yaşındaydı. Şimdi ikisi de evli, torun torba falan var. Öyle bakarsanız abi ve ablamız var. Biraz yaşça büyük gerçi ama. Peki annenin daha en zor. Sevdiğin özelliği nedir? Çok özelliği var. Güzelmiş. Ya güçlü yani, olmak istiyorum ya. Hani güçlü. Güçlü bir kadın mı anne? Evet. Öyle, yani onun hakikaten. Gücü mesleğiyle mi diyorsun? Yok, mesleğiyle. Tavırlarıyla mı? Tavırlarıyla, insani olarak gerçekten güçlü. Güçlü bir kız olabilecek mi? Güçlü bir kadın olabilecek mi Melisa? Olacak. Yani bazen beni şöyle eleştiriyor. Beni öyle bir yetiştiriyorsun ki ben kimse için kötülük düşünemiyorum. Bu bende iyi insan olmanın, tabii ki erdem değil zaten, iyi insan olmalıyız. O konuda çok kurgulu olmasını tavsiye ediyorum. Kimin ne düşündüğü önemli değil. Biz bu dünyada geçiciyiz çünkü. Buradan ibaret değil diye düşünüyorum ama tabii çocukça şeyler yapıyor. Belki gereken görmüşsünüzdür. Binamız kırmızı boyalı. Ben de seni satacağım. Öyle mi? Ne yaptın? Hızlı bir çocukcağızı kafasından aşağı kırmızı boyayı dökmüş. İnanmıyorum sana. Melisa korktum sen. Oyunculuk yapmaya niyetli misin? Hani başka ajanslarda tavsiye edebilirim benim harcımda sana. İlla benim ajansım evet. Olacak. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bora bugün Defne'nin odasını ziyaret ediyor ve zaten eğlenmeye başladılar. Gördüğünüz gibi kapımız son derece süslü bir bayan odası. Son derece romantik bir oda. Ve çok güzel bir yatakta da Defne ile Dora oynuyor. Artacak mıyız bu odayı şimdi? Evet, yaşasın. Şimdi annemizi de şöyle bir alalım. Evet, hanımefendi, beyefendi biraz yavaş olabilir miyiz? Şu an röportaj yapacağım. Dora, evet sen Defne'ye biraz yavaş olmasını söyle. Çok zevkle döşemişsin odayı. Şöyle bakalım, değerli toplu bir annemsin. Ooo, fazla değerli toplu bir annemsin. Ay ay ay, şu ayakkabılara lütfen bakar mısınız? Yani bu ayakkabılar giymeye kıyılamayacak ayakkabılar. Evet, fırçalarımız gördüğümüz gibi gayet temiz. Hani dedim ki sadece dışı mı acaba? Yok yok, anne çok özenli. Burada neler varmış? Makasımız ve törpümüz var efendim. Çok güzel kıyafetlerimiz var. Şöyle bakın. Evet, askıların hepsi gördüğünüz gibi aynı örnek. İtinayla seçilmiş. Giydiriyorum ama zaman derseniz çok bir kere giyip küçükten çok şeyimiz var. Birbirimize vermemiz lazım aslında. Birbirimize vermemiz lazım. Çok da zevkle veriyorum ama ben ikinci bebeği düşündüğüm için inşallah kız olur diye. Düşünün şimdi büyüğü olsa. Giymez misiniz? Bayanlar şunun güzelliğine bakın. Evet, onlar çok güzel eğleniyor diğer taraftan. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bak, dur bak şu sepetin güzelliğine bak. Defne'ye bunu hediye et istersen. Ay şu bir Defne taksın bakalım çantayı. Bakalım nasıl oluyor. Bir tak bakalım çantayı koluna. Güzel mi çanta? Aynen. Aynen. Nasıl biliyor musun? Öyle çok oluyor Defneciğim. Niye beyaz tercih ettin? Ben çok kafamda yani tavşanlı ayıcıklı bir şey istemiyordum. Bunu da mobilya mağazasına girdiğim zaman budur dedim. Üçüncü mağazaydı. İstediğim şeyin bu olduğunu anladım. Çok bilinçli gitmedim ama sonra onun için renklendirmek gerekti derken böyle gelişti. Peki niye pembe? Kızlar pembe, erkekler mavi. Benim o zaman bir morum gelmişti. Morlar var ama güzel atılmış, perdeler falan. Kızdır diye de böyle bir pembe bilinci hepimizi aşılamış herhalde çocuklukta. Öyle bir yola çıktım derken mora döndü iş. Perdeler gerçekten çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Yani onları nasıl dizayn ettin? Onları annem, babam mimar benim. Annemle beraber gittik perde seçmeye. Seçerken annem bu fikri verdi. Çok da güzel oldu. Perde kısmında biraz zorlanıyorduk çünkü. Perde ve halıda çocuk odalarında zorlanıyoruz. Perde de halıda, bir de çocuk pijamalarında. Ben bunu hep söylüyorum çünkü erkek çocuklar boyunlarından çok terliyor ve hep boyunları kapalı. Lütfen ikaz ediyorum o konuda. Odanızı dağıtıyoruz ama her çocuğa da bir hediye veriyoruz. Evet, sana Zerrin Kültüral vardır ve konsept fotoğrafları çeker. O zaman sana bir hediyemiz. Zerrin Hanım'ı arıyorsun. Doraja programı sana özel konsept fotoğrafı aileyle birlikte çekiyor efendim. Evet, biz odayı dağıtmaya devam ediyoruz. Siz de eğer Dora ile birlikte gelip eşofmanlarını Dora'nın üstüne geçirip de odanızı dağıtmasını istiyorsanız lütfen bizi arayın. Çok keyifli bir oda. Huzurlu, mutlu ve sevdikleriyle birlikte yaşasın inşallah. Öyle uzun ve güzel bir anı olsun.
Bir anne çocuğunu nasıl gözetler? 4 yaşında bir çocuğu giydirmemesi lazım. Çünkü orada renk körlüğüne bakıyoruz. Beklesin. Hatta bir yere, eğlenceli bir yere gideceği zaman bırakın giyinsin. Çünkü çoğu anne giyinmiyor. İşte okuluna geç kalıyor diyor filan. Bekleyeceksiniz. Gardırobu açacaksınız. Yaz kış ayıracaksınız. Ve şey yapacaksınız ona. Kendin seç. Bak sonra sokakta giderken hani senin mavi bir pantolonun vardı lacivert, hatırlıyor musun? Mağazada bir şey göstermek. Bak bu açık mavi ona yakışır değil mi? Estetik haz geliştirmek çocukta 4 yaşından başlıyor. Egosunu tatmin etmek için öğrenmek istiyor o da. Onu orada ve orada bakıyorsunuz griye bej mi diyor, beje gri mi diyor. O da düzeltilebilir bir şey. Onu giydirirken, kendi giyinirken edindiğimiz bir şey. Renk körlüğü gibi. Yani bir sürü başka şey. Gözetleyin çocuğunuzu, gözetleyin konuşurken gözetleyin. Hatta kendinizi çocukta görmek istiyorsanız siz çocuk olun. O da anne olsun. Bakın anneyi oynarken neler yapıyorsunuz ona göreceksiniz. Aa, yerim seni yerim deyince çocuk korkuyor tabii. Bir de yukarıdan aşağı bakıyorsunuz çocuğa, düşünün. Kafasına dokunmayın, kimliğini rahatsız ediyorsunuz. Sırtını sıvazlayacaksınız. İki küreğini böyle okşayacaksınız ki bütünleşsin çocuk. Kafadan okşamak Türkler çok yapıyor. İşte o zaman da biz paket gibi bir şey oluyoruz. İyi olmuyor. Kimliğini öyle kazanır. 4 yaşından beri başlayarak. Sevgili anneler, babalar, yoğun iş temposundan çıktınız ve evinize geldiniz. Minicik yavrunuz kapıda sizi karşılıyor. Oynamaya haliniz olmayabilir ama o size o kadar sıcak sarılıyor ki zaten bütün dünya orada duruyor. Evet, Elif Koca'ya, uzmanımıza soruyoruz. Oyun nedir, oyuncak nedir ve çocuğumuzla nasıl kaliteli zaman geçiririz Elif? Evet. Oyun çocuğun en önemli işidir, en sevdiği işidir demiş ünlü çocuk düşünürü. Böyle düşünecek olursak da çocuğun en önemli işine nasıl katkı sağlayabiliriz diye oyunlarına girebilirsiniz. Yaş çok önemli. Hangi yaş grubunda olduğunu ve hangi oyunları oynayabileceğini de düşünerek çocuğa uygun oyunlar seçebilirsiniz. Örneğin 0-1 yaş grubunda çocuklar sesli oyuncakları severler. Her ne kadar bizim başımız ağrısa da onları dinlerken o sesler dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur onların ve sürekli aynı düğmeye basıp basıp dururlar. Çok keyifli. Ta ki pili bitene kadar, sonra bozuldu deyip kaldırılıp yenisi alınır. 2 ile 3 yaş arası daha dünyayı keşfetmeye başladıkları yaştır. Psikomotor gelişim dediğimiz parmak kaslarının geliştiği bir dönemdir. Bunları da düşünecek olursak ne yapmamız gerektiğini de kendi kendimize keşfedebiliriz. El işi kağıtlarıyla düzensiz çizgiler çizip onları kesebilirsiniz. Daha sonra bunları düzenli hale getirebilirsiniz. Yoğurma maddeleri çok güzeldir. Siz hamur yaparken de çocuğunuzun yoğurmasına izin verebilirsiniz. Evet, biz keyifle gerçekten kurabiye yapıyoruz oğlumla. Peki hepimizin yaptığı bir hata var. Çok oyuncak alıyoruz çocuklarımıza. Ve ben bu hatayı çok yapıyorum. O zaman yapmayacağız. Şimdi çocuğa oyuncak almayı engellemek çok zor. Neden zor? Bir kere çocuk talep edecek. Bir kere o sizin çocuğunuz ve değişik gördüğünüz bir şey siz almak isteyeceksiniz. Siz durmayacaksınız. Teyzesi alacak, dayısı alacak, amcası alacak ve ev oyuncak cennetine dönüşecek. Fakat biz ne yapacağız? Tabii ki almayı engelleyemiyoruz. Olabildiğince az almaya gayret göstereceğiz ama bunu engelleyemeyeceğiz. O halde daha kalıcı çözüm için ne yapmalıyız? Çocuğun odasında tonlarca oyuncağı bulundurmamalıyız. Bu hem çocuğun dikkat dağınıklığı yaşamasına sebep olur. Hem unutuyor oyuncağını. Unutur. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı hem alınan şeyin kıymetini bilmemeye neden olur. Bu nedenle haftada bir kocaman oyuncak sepeti yapıp oyuncakların çoğunluğunu o sepete doldurup evin ortasına ya da çocuğun işte odasına bir iki tane oyuncak bırakarak o haftayı oyuncaklarla geçirmesini sağlamalısınız. Ondan sonra oyuncakları dolabın tepesine kaldırıyorsun, haftada bir değiştiriyorsun. Böylece sanki her hafta çocuğa yeni oyuncaklar almış. Aa, benim bu topum da varmış ya da annem top almış diyor. Oysa ki dolabın tepesinden çıkartıyorum. Çok teşekkür ediyorum Elif'ciğim. Promises, promises.
İstanbul'da kar yağmadı ama dağlarda karlarımız bol. Sizin de kış kampınız var. Evet. Kış kampına kaç yaş çocukları alıyorsunuz? Şimdi biz kış kamplarını aslında ikiye ayırıyoruz. Çocuklar için ve gençler için olarak. Hani bu iki yaş grubunun birbirinden farklı olması kampların içeriği açısından da çok önemli. Çocuk kamplarına 7-13 yaş grubunu kabul ediyoruz. Gençlik kamplarına da 14-18 yaş grubunu kabul ediyoruz. Yani Dora'yı getiremeyeceğim sizin kampınıza. Dora için henüz biraz erken. Çünkü hani kampçılık kültüründe çocukların biraz kendi ayakları üzerinde durabilmesini istiyoruz. Kendi bir takım sorumluluklarını alabilecek yaşta olmaları daha doğru. Zaten dünya literatüründe de 7 yaş kamp seçimlerine başlamak için doğru yaş olarak kabul ediliyor. Neler yapıyorsunuz kampta? Kamp aslında bütün olarak düşünülmesi gereken bir aktivite. Kampta çeşitli spor aktiviteleri var, sosyal aktiviteler var ama kampın temel amacı, kampın temel felsefesi çocukları anne babalarının olmadığı ortamda da kendi başlarına bir şeyler yapabileceklerine inandırmak. Onlara bunu gösterebilmek. Kamp programında işte kampın içeriğine göre örnek vereyim kayak veya snowboard kampı söz konusu olduğunda çocuklar günde 4 saat bir eğitim alıyorlar. Bu 4 saatlik eğitimin dışında akşam saatlerinde çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Daha önceden yaptıkları eğitimlerin videolarını izleme şanslarına sahip oluyorlar. Yurt dışından gelen yabancı sporcularımız veya Türkiye'den milli takıma girmiş sporcularımız oluyor. Onların gösterilerini izleme şansına sahip oluyorlar. Onlarla sohbet edebiliyorlar. Çeşitli animasyonlar yapıyoruz. Koçlar onlara özel gösteriler yapıyorlar akşam onları eğlendirmek için. Genel olarak bakıldığı zaman sportif aktivitelerin yanına bir takım sosyal alışkanlıkları da kazandırarak bir kamp programı oluşturuyoruz. Ne kadar sürüyor? Kamplarımız bir hafta sürüyor. 6 gece 7 günlük bir periyot. Tadı damağında kalıyordur herkesin. Aslında biraz da onu istiyoruz ki yani daha sonraki yıllarda da devam etmek istesinler. Dünya üzerinde bakıldığı zaman aslında periyotlara göre kamp süreleri 15 güne 3 haftaya kadar çıkabiliyor. Ama şu anda Türk anne babasının aile yapısı birazcık daha çocuklarına bağlı olduğu için bir hafta herkes için ideal bir süre olarak kabul ediliyor. Peki hastalansa Allah korusun çocuğun başına bir şey gelse? Bizim oradaki sorumluluğumuz anne baba çocuğuna hastalandığında ne yapıyorsa aynı özeni aynı şekilde gösterebilmek. Bunun için kamp yaptığımız tesislerin mutlaka en yakın lokasyonundaki mevkilerde bir sağlık kuruluşuyla anlaşıyoruz. Mesela Uludağ'da yaptığımız kampın 2 dakika mesafesinde sadece araçla 2 dakikalık mesafede bir tam donanımlı sağlık kuruluşu var. Hiçbir sakatlık olmaması için tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama sporun doğasının içerisinde olan bazı şeyler var. Yani çocuğunuz sizinle de beraber yolda yürürken ayağı bir yere takılıp düşebilir. Tabii. Aynı uygulamayı orada gerçekleştiriyoruz. Anne babadan bu konuda bir velayet alıyoruz. Hani çocuğunun başına herhangi bir sağlık problemi geldiğinde veya herhangi bir sakatlık söz konusu olduğunda orada gerekli acil müdahaleyi yapabilmek için. Bir günü geçen ateşli rahatsızlıklar olabilir, sağlık problemleri olabilir. O konuda anneyi babayı mutlaka telefonla bilgilendiriyoruz. Onların da düşüncelerini alıyoruz. Çünkü bir anne çocuğunun genel özelliklerini en iyi tanıyan insan. Onun fikrini alıyoruz. Ondan sonra gerekli doktorun da görüşleri doğrultusunda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Ama hani kamplarımızda çok nadir yaşanan olaylar deneyebilir. Peki ziyaret kabul ediyor musunuz? İlla ben geleceğim diyen anneler babalar varsa. Şimdi var. Tabii ki hani Türkiye'de bunlarla da karşılaşıyoruz. Niye bırakıyorsunuz o zaman kampa çocuğunu? Şimdi biz ailelere şunu öneriyoruz. Hani zaman zaman bazı aileler diyor ki biz işte aynı otele gelelim ama çocuklarımız da sizinle beraber kampta olsun. Uygulamada aslında olabilir gibi gözükse de pratikte maalesef gerçekleşmiyor. Anne, çünkü diye haliyle koşuyorum. Çocuklar hamle yapabiliyorlar, anne babalar hamle yapabiliyorlar. Bizim buradaki önerimiz şu. Belki siz de Uludağ'a gelebilirsiniz aynı tarihlerde ama başka bir otelde kalmanızı ve ilk 3 günden sonra. Yani ilk 3 gün çocuğun kamp ortamına, kamptaki koçlarına, arkadaş grubuna alışma dönemi. O dönemi geçirdikten sonra belki bir akşam gelip bir saatlik, yarım saatlik bir ziyaret yapmak onun için yeterli oluyor. Zaten çocuklar da çoğu zaman anne babalar geldiğinde onlarla beraber olmayı dahi istemiyorlar. Hemen tabii arkadaş grubuyla beraber oyuna devam etmeyi tabii tercih ediyorlar. Tabii yani şimdi Dora'nın yaşları gibi 4-5 yaş olunca anne kucağında oluyor ama 7 olduğu zaman artık kendi başına bir tabii şeyler ki yapmak istiyor. Evet. Peki aşağı yukarı kaça mal oluyor böyle bir kamp? Şimdi sömestr dönemi maalesef Türkiye'de birazcık pahalı bir süreç. O yüzden yani kamp fiyatlarının çok çok böyle uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Hı hı. Ama hani snowboard kayak kampı için tercih edilen rakamlar sömestr döneminde 2000 ile 2500 TL arasında değişiyor. Bu bir haftalık bir periyotta tam pansiyon konaklaması, 18 saatlik eğitimi, malzeme kiralaması ve burada bahsettiğimiz bütün kamp hizmetleri dahil olan tabii bir ücret. Kayak da öğrenmiş oluyor, snowboard tabii da öğrenmiş kesinlikle oluyor. Süper. Evet arkadaşlar, çocuklarımızı lütfen bilgisayarın başından kaldıralım. Sosyal aktivitelerin, sosyal hayatın içerisine ve doğru şekilde bence yetiştirmemiz önemli. Hı
Bu tip kamplaşmalar, grup çalışmaları maalesef bizim Türk toplumumuzda pek olmayan, yavaş yavaş olgunlaşan şey. Hani biz ilkokulda bile şöyle birbirimizden saklayarak kopya vermemeye çalışırız. Oysa ki ekipçe bir şeyler yapabilmenin tadı çok daha farklıdır. Ve programımızın daha sonuna geldik. Sevgiyle ve sevdiklerinize kalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Pop, 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 poker face. Pop, 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 poker face. Pop, pop.